Efendim herkese yeniden merhaba. Ukrayna'dan gelen sabah saatlerindeki bir haber. Bu saate kadar biraz yani ben bu videoyu şu anda yani 6 Haziran günü saat 13'te yapıyorum. Gelişmelerin tam olarak ortaya çıkması maksadıyla. Ama sabah saatlerinde gelen bir haber tabii ki dünyayı ayağa kaldırdı. Çünkü sonuç itibariyle bu savaş birçok savaş suçuna sahne oldu. O bir gerçek. Ukrayna'da fakat bir barajın havaya uçurulması ve o barajın havaya uçurulmasıyla beraber doğan büyük bir ekolojik felaket, insani felaket gerçekten kabul edilebilir bir sınırı çoktan aşmış durumda. Nova Kahovka barajı Dnieper Nehri üzerinde Herson'un güneyinde. Bu baraj 1956 yılında Sovyet rejimi tarafından yapılmış fakat 2019 yılında yenilenmiş bir baraj. 3.3 kilometre boyutu olan, 30 metre yüksekliği olan ve Dnieper'in bereketli sularını hem Kırım'ın su ihtiyacını karşılamak hem de Herson bölgesindeki tarımın sulamasında ve elektrik enerjisinde kullanılmak üzere çok faydalı bir baraj olarak tanınıyor. Nova Kahovka artık yok. Çünkü Zelenski'nin açıklamasına göre bugün daha doğrusu 5 Haziran'ı 6 Haziran'a bağlayan gece yarısı saat 02:50 itibariyle barajın bir kanadı havaya uçuruldu. Ukrayna liderine göre büyük bir panik içinde olan ve özellikle Herson'un güneyinden Kırım'a dönük büyük taarruzu önlemekte aciz kalacağını gören Rus kurmaylar barajı patlatarak sularının muhtemel Ukrayna taarruz bölgesine dolmasını hedeflediler. Esasında tabii bunu yaparken kendi ayaklarına da kurşun sıkıyorlardı. Niçin? Çünkü sonuç itibariyle şu anda Dnieper'in doğu ve batı kanatlarında on binlerce insan tahliye ediliyor. Fakat bu barajın patlamasıyla beraber iki büyük problem daha ortaya çıkıyor. Birincisi doğrudan Rusya'yı ilgilendiren bir problem. Çünkü Kırım Yarımadası susuz kalacak. Kırım Yarımadası'nın suyunu sağlayan sistem Nova Kahovka barajına aitti. İkincisi daha vahim. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu açıklama yaptı. Dedi ki Zaporijya nükleer santrali ki biliyorsunuz Avrupa'nın en büyüğü. Zaporijya nükleer santralinin soğutma sistemleri sadece ve sadece o barajdaki suyu kullanıyordu. Şu an itibariyle baraj ortadan kalktı ve su akıyor kontrolsüz bir şekilde. Şu an soğutma havuzlarında 16.6 metre yükseklikte bir su bulunmaktadır ve soğutma havuzları tamamen doludur. Fakat barajın ortadan kalkmasıyla yakın bir gelecekte neyle karşılaşılabileceği, yeni bir nükleer trajedi, nükleer bir alarmla karşılaşmamızın kesin olduğu ifade edildi. Yani bir yandan insani bir büyük problem yaşıyoruz şu anda insanlık olarak Ukrayna'da. Bir yandan da biz özellikle bir bölge ülkesi olarak Zaporijya nükleer santrali soğutulacak mı, soğutulmayacak mı? Soğutulmazsa ortaya çıkacak büyük radyasyon patlaması neye mal olacak? Onun hesabını yapmaya başladık. Gerçekten büyük bir çılgınlıkla karşı karşıyayız. Bunu açıklıkla söyleyelim. Zelenski açıklama yaptı. Nova Kahovka barajının tarihi bütün dünyaya bir kez daha bu saldırgan unsurun Ukrayna'nın her santim toprağından atılması gerektiğini gösterdi. Teröristler Ukrayna'yı suyla, roketlerle veya başka unsurlarla durduramazlar dedi. Rusya ise reddediyor. Kafadan reddetti. Aksine Ukrayna'yı suçladı. Bölge valisi diyor ki Ukrayna'nın artan füze saldırıları Vaflerin tahribine yol açtı.
su kontrolsüz akmaya başladı. Devamında da çökmeler yaşandı. Daha sonra bunu ilk açıklamaydı. Daha sonra aynı vali bir terörist saldırı diye yorumladı. Patlamayı kabul etti. Yani sonuçta ortada Rusya'nın kontrolündeki bir barajın patlaması var. Yani oraya kim sızacak da neyi patlatacak? Ayrıca Ukrayna harekat yapacağı bir bölgeyi su bastıracak bir patlamayı niye yapsın? Ayrıca Ukrayna Dnieper'in doğu ve batısındaki yerleşim birimlerinin su altında kalması için niye böyle bir şeyin içine girsin? İnanılmaz bir şey. Nitekim Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel hızlı bir açıklama yaptı. Büyük bir şok yaşıyoruz. Bir sivil altyapının böyle saldırıya uğraması büyük bir savaş suçudur ifadesini kullandı. Herson bölge valisi Oleksandr Prokudin, Dnieper su seviyesi hızla yükseliyor. Gelen bilgilere göre saatte 15 santim yükseliyor su. Dnieper batı kanadında yaşayanların bir an önce bölgeyi terk etmesi veya yaşam koruma için gereken önlemleri alması gerekiyor. Tehlikeli bölgeler hemen terk edilmeli. Sabah 7.30 itibariyle şu yerleşim yerleri tamamen veya kısmen su altında kaldı. Tivinka, Lvov, Udryta, Komyanka, Ivanivka, Mikiliska, Tokarivka, Panyativka, Bilazerka ve Ostriv gibi bölgeler artık suyun altında. Sağ kanattan Dnieper'lerinin sağ kanatından 16 bin kişi hemen tahliye edilmiş. Fakat tahliye edilenlerin sayısının 10 binlere vardığı ifade ediliyor. Gerçekten müthiş bir trajedi. Takip ediyorum. Daha henüz bütün veriler toplanmış değil. Akşam saatlerinde tabii yeni bir videoyla ve tabii ki dünyadan da gelen tepkileri birleştirerek yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Hoşça kalın.